Hatay'da hemşirelerimize destek için başlattığımız yaklaşık 2 yıllık araştırma, daha sonra bu işi pratiğe dökmeyle birlikte çiftçimize tohum, fide, gübre desteği, tabi kurutma, kurutma sonrası paketleme, raf ömrünü uzatma ve ürettiğimiz ürünlerin de ekonomik değerini yükseltmek amacıyla bir kırsal kalkınma faaliyeti başlatmıştık. Bunlardan en önemlilerden bir tanesi de şu anda Türkiye'de olmayan ama Türkiye'de fazlasıyla ihtiyacımızın olduğu normal buğdayın yaklaşık 16, 17, 18 kat fiyatla piyasada değer bulduğu bir buğdaydan bahsetmek istiyorum. Bu görmüş olduğunuz buğday Akkonak buğdayı. Bu buğdayın en önemli özelliği glutensiz olması. Biliyorsunuz ki gluten enteropatisi Türkiye'de son yıllarda gittikçe artan bir şekilde toplumda bulunmakta ve insanlar glutensiz diyet ve glutensiz buğdaya mecburen mahkum olmakta. Tabii ki bu glutensiz diyet konusunda da insanlar normal buğdaya vermiş olduğu fiyatın 16, 17, 18 katı bir fiyatla marketlerden bu buğdayı ve bu buğdayın ürünlerini almak zorunda kalıyorlar. Şu anda Türkiye'de olmayan bir ürünü deneme amaçlı bizim Antakya'da ekiyoruz. Bu ürünümüz normal şartlarda 3 metre boyunda bir ürün veriyor. Bu 3 metre sapı olan ürün glutensiz buğday Akkonak buğdayı. Bu Akkonak buğdayı uzak doğuda ekilen ve kendi ülkeleri dışına fazla çıkmasına müsaade edilmeyen çok stratejik bir ürün. Biz bu ürünü burada deneyeceğiz. Denedikten sonra da inşallah Hatay'da mevsim olarak uzak doğudaki mevsime uygun bir coğrafyada yaşıyoruz. Burada tuttuktan sonra biz Hatay başta olmak üzere bu ürünü Türkiye'de de yaygınlaşmasına katkı sağlayacağız. Teşekkür ediyoruz hocam. Sayende inşallah Türkiye çok güzel bir ürüne kavuşacak. Bu yenilikleri her yerde kabul ettirmek zor tabii. Siz öğretim üyesi olduğunuz için bu Antakya çevresi şanslı bir öğretim üyesini, bir doçenti, belediye başkanı yapmış. Yenileri açık, burayı geliştirecek, kalkındıracak bir şey olmanız, hele ki Antakya'nın bu durumda, yani deprem sonrasındaki durumda sizin burada olmanız burası için bir şans olarak görüyorum. Bu inşallah ilk ürün olacak. Hemen arkasından ikincisi, üçüncüsü gelecek. İnşallah önce şehrimize, sonra ülkemize ve insanlarımıza faydalı olur ümidiyle bunun ekimine şu görmüş olduğumuz küçük tarlada başlayacağız. İnşallah bunu etap etap gelişmelerini sizlerle paylaşacağız.